Manastırlı Ahmet Hamdi Bey, 1891 yılında Manastır vilayetine bağlı olan Florina'da doğar. İlk mektep ve rüştiye tahsilinden sonra Manastır'ın Debre Sancağı'nda memurluk görevine tayin edilir. Balkan Savaşı'nda Manastır'ın Sırpların eline geçmesiyle ailesiyle birlikte İstanbul'a gelir. Bir süre Kavadar, Konya ve Pozantı'da geçici memurluklar yapar. Yaşadığı ciddi akciğer hastalığı sebebiyle görevinden istifa eden Hamdi Bey, sağlığına kavuştuktan sonra 26 Haziran 1919'da Sirkeci'de bulunan Büyük Postane'deki telgraf merkezinde memur olarak göreve başlar. İşte telgrafçı Ahmet Hamdi Bey'in hikayesi tam olarak burada başlar. Hamdi Bey göreve başladığında Mondros Mütarekesi imzalanmış, tüm yurtta düşman işgalleri başlamıştır. Telgrafhanedeki memurlar üzerlerindeki baskıdan dolayı görevlerini çok zor şartlarda yerine getirmektedirler. Bir taraftan telgrafhanede uzun yıllardır çalışmakta olan Ermeni asıllı memur Leon İngilizler için istihbarat toplamakta, diğer taraftan da işgalciler Türk memurlar üzerinde baskı ve hakaretlerini günden güne arttırmaktadırlar. Hatta yabancı sansür heyeti Türk memurların bir araya gelip görüşmelerini bile yakından takip etmektedir. Sirkeci Telgrafhanesi'nde günler böyle geçip giderken Ahmet Hamdi Bey'in nöbetçi olduğu bir gece geç bir saatte telgraf makinesi birden çalışmaya başlar. İstanbul Erzurum'dan aranmaktadır. Ahmet Hamdi Bey hemen makine başına geçer. Telin ucundaki kişi Mustafa Kemal Paşa'dır. Ahmet Hamdi Bey, Mustafa Kemal Paşa'ya kendisini tanıtır ve emirlerine amade olduğunu söyler. Mustafa Kemal Paşa, Ahmet Hamdi Bey'den Yıldız Telgrafhanesi'nin bağlanmasını ister. Fakat Yıldız Telgrafhane Müdürü bu isteği reddeder. Bu durumu Mustafa Kemal Paşa'ya bildiren Ahmet Hamdi Bey, emirlerini kendisine yazdırmasını, telgrafı güvenli bir şekilde istenilen yere teslim edeceğini söyler. Mustafa Kemal Paşa telgrafı Ahmet Hamdi Bey'e yazdırır ve Fuat Paşa'ya teslimini ister. Ertesi gün Ahmet Hamdi Bey emaneti güvenli bir şekilde Fuat Paşa'ya iletir. Ahmet Hamdi Bey daha sonra da nöbetçi olduğu gecelerde gizlice Mustafa Kemal Paşa ile iletişime geçer ve İstanbul'da yaşanan tüm gelişmelerden paşanın kendisini haberdar eder. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine: "Bu sabah Şehzade başındaki Muzika karakolunu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonuçta şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize sunulur. Manastırlı Hamdi." Bu telgrafın üzerine Mustafa Kemal Paşa Ahmet Hamdi Bey'den açıklama ister. Ahmet Hamdi Bey de durmaksızın paşaya bilgi vermeye devam eder. Savunma Bakanlığı'nın ele geçirildiğini, Beyoğlu Telgrafhanesi'nin önünde İngiliz askerlerinin bulunduğunu, Savunma Bakanlığı'nın telgrafhanesini İngiliz donanma askerlerinin işgal edip teli kestiğini, bir taraftan zırhlılardan asker çıkarıldığını, sabahki çarpışmada 6 şehit 15 yaralı olduğunu bildirir. Hamdi Bey bir süre daha bilgi verdikten sonra onun da teli kesilir ve İstanbul Telgraf Merkezi'nin de işgal edildiği anlaşılır. Ahmet Hamdi Bey'in İstanbul'un işgalini haber vermesiyle birlikte Mustafa Kemal Paşa bütün vali ve mutasarrıflara, kolordulara, İzmir cephesine, Balıkesir Tümen Komutanlığı'na ve bütün müdafaa-i hukuk merkez heyetlerine bildiriler göndererek çeşitli önlemler alır. İşgaller sırasında Hristiyan halkın tam bir huzur ve sükunet içerisinde yaşamlarına devam etmelerini sağlanmasını ister. Gönderdiği telgraflarda Türk halkının yaratılışından dolayı uygarlık yeteneğine sahip olduğunu belirtir. Hristiyanlara karşı gösterilecek insanca tutumlarınsa bunun en büyük kanıtı olacağını vurgular. Ahmet Hamdi Bey'in Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı görüşmeler telgraf genel müdürüne ihbar edilir. Bu durumu tahmin eden Ahmet Hamdi Bey, telgraf kağıtlarını küçük parçalara ayırarak yuttuğu için yakalanmaktan son anda kurtulur. Bu duruma sinirlenen genel müdür de Ahmet Hamdi Bey'in görevine son verir. Hamdi Bey bir süre sonra milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya geçmeye karar verir. Önce Mudanya'ya, sonra da Bursa'ya gider.
Bursa'dan Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekerek emirlerine hazır olduğunu bildirir. Fakat Hürriyet ve İtilafçılar tarafından casus olduğu gerekçe gösterilerek tutuklanır. Vapurla İstanbul'a geri gönderilir. Ahmet Hamdi Bey, vapur Galata rıhtımına yanaşırken kimsenin görmediği bir anda iskeleye atlayarak kaçar. Üsküdar'daki evinde gizlenir. Birkaç gün sonra Kuvayi Milliye Teşkilatı'ndan olan kişiler kendisiyle temas kurarlar. Emir aldıklarını ve kendisini Anadolu'ya geçireceklerini bildirirler. Ahmet Hamdi Bey önce vapurla Mudanya'ya gider. Vapurun kaptanı Ahmet Hamdi Bey'i boş bir küfenin içine gizler ve Ahmet Hamdi Bey Mudanya'ya kadar küfenin içinde yolculuk eder. Mudanya'ya vardıktan sonra da karayoluyla yine zor koşullarda Ankara'ya ulaşır. Ankara'da heyeti temsiliye karargahı olarak kullanılan ziraat mektebinde daha önce hep makine başında konuştuğu Mustafa Kemal Paşa'yı ilk kez görür. Görüşme sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya ve yanındaki İsmet Bey'e İstanbul'daki durumu anlatır. Bunun üzerine İsmet Bey, "Böyle gençlerimiz varken vatanımızın kurtuluşu gecikmez paşam," der. Ahmet Hamdi Bey, Ankara'da önce Mustafa Kemal Paşa'nın özel telgrafçılığı görevini, daha sonra da Batı Cephesi Komutanlığı sırasında İsmet Paşa'nın cephe telgrafçılığı görevini üstlenir. İsmet Paşa'nın 2. İnönü Zaferi'ni müjdeleyen telgrafı da bu telgrafa cevap olarak Mustafa Kemal Paşa'nın "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." diyen tebrik telgrafı da Ahmet Hamdi Bey'in telgraf makinesinden geçer. Vatan için yapmış olduğu üstün hizmetlerinden dolayı Ahmet Hamdi Bey, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. Mustafa Kemal Atatürk, soyadı kanunu çıktıktan sonra Ahmet Hamdi Bey'e Mart ayının 16. günü gerçekleşen İstanbul'un işgalini haber verdiği için Mart 16 soyadını verir. Ahmet Hamdi Bey, emekli olduktan sonra Konya'da yaşamına devam eder. Hayatı boyunca peşini bırakmayan akciğer hastalığı sebebiyle 9 Aralık 1945 yılında Konya'da şerefli hayatına veda eder. Mezarının ayak ucuna milli mücadele sırasındaki kahramanlığının anısını yaşatmak için bir telgraf makinesi resmedilir. Daha sonra PTT İşletme Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mart 1983 tarihinde telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey'i anma pulu ve baskı zarfı çıkartılır. Aynı gün Manastırlı Hamdi Bey günü olarak ilan edilir. Milli mücadeleye üstün hizmetlerde bulunan Manastırlı telgrafçı Ahmet Hamdi Bey, yurtseverliği ve cesaretiyle tarihin şanlı sayfaları arasındaki yerini almıştır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.